Deniz Herald yani çekilişsiz, kurasız, üzüntüsüz, eziyetsiz bir şekilde çocuklara İngilizce öğrensinler diye her Allah'ın günü ücretsiz olarak Totişko dergisini veriyor. Bakalım bu Totişko dergisi fikri nasıl oldu? Yok be, bu pek iyi bir fikir değil çünkü her Allah'ın günü en az 10 gazete böyle bir dergi veriyor. Peki bu gazete okuyucularına İngilizceyi nasıl öğretmeli? İngilizce bir kitap ya da sözlük vererek mi? Yok, yok, bu da iyi fikir. Aa, buldum. Buldum. Galiba en iyisi bu gazete okuyucularına İngilizce öğretmek için birer tane İngiliz dersi. Masarcığım. Aa, merhaba ruhum, hoş geldin. Welcome to Turkey. Bir damla yağmur için kaç gündür beklediğimi biliyor musun? Ha, biliyorum ruhum, biliyorum. Benim de vallahi günlerdir gözlerim hep havalarda. Hatta dün gece pencereden dışarı kafamı çıkardım. Aa, işte yağmur yağıyor, ruhsar gelecek diye sevindim. Meğer üst kattakilerin astığı ıslak çamaşırları suyu kafama damlıyormuş. Uy. Canım benim. Görüşmeyeli neler yapıyorsun bakalım. Ne yapayım? Çocuklara İngilizce öğretmek isteyen bir gazetenin işiyle uğraşıyorum. Dur bakalım ne yazmışsın? Gazeteniz Herald yani. Peki İngilizce hani? İlaveniz Totişko. İngilizce hem yaz hem okuyuşko. Yaratıcılığının bir Ramazan davulcusu düzeyinde olduğunun farkında mısın? Evet, farkındayım. Ama ne yapayım? Aklıma başka hiçbir şey gelmiyor. O zaman ben de sana yardım edeyim kocacığım. Ne bu? Bak da gör. This is a table. Oh, a table, tamam. This is a chair. This is a flower. This is a book. This is a television. Aa, harika ya. Ben niye bunu daha önce düşünemedim? Çünkü dünyada henüz böyle bir alet olmadığından dolayı. Doğru ya. Ne sağlam sanki böyle bir alet mi var? Ay, dur. Saate bak. İşe geç kaldım. Önder Bey benim üzerimde devrim provaları yapmadan hemen işe git. Ben lazım gel. Tabii. Hadi. Umarım hayatım. Görüşürüz kendine. Aman ya. Faniyken de kocama doyamadan meftah oldum. Meftahken de kocama doyamadan hayalet oldum. Ne biçim şanstır bu, anlamadım ki. Allah'ım, Allah'ım, gözlerime inanamıyorum. Saadettin'im sırtından bıçaklanmış bir şekilde rahmetli oluyor. Oh, oh! Allah rahmet eylesin Saadettin'ime. Ay, ay yine gitti. Ayol kedinin bile 9 canı olduğu halde benim bu adamın kaç canı var bilemiyorum vallahi. Ay bir türlü ölmüyor adam, ayol ölmüyor. Merhaba gözüm ablacığım. Yolda gelirken senin Saadettin'i gördüm. O da geriye dünyaya dönüyordu. Dönmezse şaşırırım zaten. Ayol ne sağlam bünye varmış adamda. Bu gidişle daha 150 yaşına kadar yaşar bu adam. Sayın gözüm abla, sayın gözüm abla. Ah, bana sesleniyorlar. Ne istiyorlar acaba? Çok acele yeni meftalar kabul bölümüne gelmeniz rica alınır. Ruhsar'cığım sen benim yerime bak da ben de gidip geleyim canım. Tamam gözüm abla, sen git, ben senin yerine bakarım. Sağ ol. Çocuğunuza İngilizce öğretmenin yolu, Herald yani gazetesinin vereceği İngilizce duvar kağıtlarından geçmektedir. Evinizin duvarlarını bu İngilizce yazılı duvar kağıtlarıyla kaplarsanız, çocuğunuz bülbül gibi İngilizce öğrenir. Evet arkadaşlar, bu reklam metninden açıkça şu ortaya çıkıyor ki, Masar Bey kafayı yemiş durumda. Ama... Yahu bu duvar kağıdı denilen şeyi bir gazete nasıl versin ha? Bana bak Masar, bu kampanya için ya bir şeyler bul ya da git kendine yeni bir iş bul. Allah Allah, seninle mi uğraşacağım ya? Ya kanka be, bu gazete İngilizce öğreten duvar kağıdı yerine Fransızca öğreten saten boya verse daha iyi olmaz mı? Bence gazete Almanca öğreten Parke ya da Marley verse daha makbule geçer. Aman ne komik ne komik. Yurttan Salak Espriler Korosu'na hoş geldiniz. Bu oyunu da bir türlü beceremiyorum. Neydi Ruhsar'cığım, neydi? Hayırdır gözüm abla, ne oluyor? Saadettin'in buraya gelecek. Üzülüp sinirlenmene gerek kalmadı artık. Çok mutluyum Ruhsar, çok mutluyum. Acaba Saadettin enişte nasıl ölecek?
İnşallah acılı bir ölüm olmaz. Vallahi orasını burasını bilmem. Bildiğim tek şey İstanbul'a çok büyük bir gök taşının çarpacağı ve belki de bütün İstanbul'un yok olacağı. Ah yaşasın. Ne? İstanbul'a gök taşı mı çarpacak? Aman Tanrım. Kanka, gazetenin ne vereceğini buldum. Ne? İngilizce kaset. Nasıl ama? İş bitti. İyi de o zaman da yanında teyit vermek lazım. Önder Bey maliyeti düşük bir şey istiyor. O zaman biz de İngilizce bilgisayar CD'si veririz. Onun da yanında bilgisayar vermek lazım. İngilizce video kaset veririz. Yanında video aleti vermek lazım. İngilizce kitaplar veririz. Yanında kitaplık vermek lazım. İngilizce plak veririz. Yanında gramofon vermek lazım. Evet, hakiki İngiliz çayları geldi. Ay solak. En iyisi birer İngiliz sallama çay verelim. Herkes otursun, çayını içsin yani. Sallasınlar sallasınlar, içsinler abi. Sen bir şey beğenmiyorsun kankacığım yani, ben de. Gözüm abla. Yanlış duymadım değil mi? İstanbul'a göktaşı çarpacak dedin değil mi? Evet, kesinlikle öyle dedim. Belki de İstanbul'un tümü yok olacak. Taş üstünde taş kalmayacak. Hatta Atilla taş bile kalmayacak. Aman Tanrım. Bu çok korkunç bir şey. Hatta bu göktaşından İstanbul'a komşu olan şehirler bile etkilenecek. Ama Masar, Masar da İstanbul'da oturuyor gözüm abla. Tamam işte, ne güzel. Sonunda sen de ona kavuşacaksın. Ben de Saadettin'ime. Artık dördümüz beraber geziniz tozunuz. Oh ne güzel, mahşerin dört atlısı gibi. Oh 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 oh. Ama Masar'ın dünyada yapmak istediği bir sürü şey var. Hem ben onun bu şekilde ölmesini de istemem. Aman ben de neler düşünüyorum. Sanki İstanbul'a göktaşı çarpacak, yetkililer İstanbul'u boşaltmayacaklar. Hay, sen öyle san. Dünyada bundan kimsenin haberi olmayacak. Çok hızlı çarpacak. Çünkü bu göktaşının adı Harley Turbo GTI. Çift enjeksiyonlu. Eğer benim adım Menkıbe ise Masar bu son bulduğumuz kıza bayım bayım bayılacak. Bence bu kadar emin olma anne. Bundan öncekilerde de çok emindik ama ne oldu? Abim hiçbirine bayım bayım bayılmadı işte. Sus bakayım. Belki de senin bu şom ağzının yüzünden bir türlü olmuyor. Bir keresinde de ağzını hayra aç. Tamam tamam iyi. İnşallah bu sefer olur da artık sıra bana gelir. Zaten abinin evlenmesini başka bir nedenle isteseydin şaşardım. Neyse, bu kız ne güzel seçilmişti. Miss Plop hacim şampuanı sonrası saç kremi güzeli. Maşallah! Artık biz de gidip abine bu güzel haberi verebiliriz. Biz veririz de o almaya niyetli olacak mı bakalım? Sen bugün sol tarafından kalktın galiba. İyi iyi, inşallah abin evlenmez de sen de koca diye inim inim inlersin. En iyisi bu durumu Masar'a haber vermek. Tabii ya, İstanbul'a göktaşının çarpacağını söylerim. Böylece de Masar İstanbul'u terk eder. Ay deli misin sen? Böyle bir konuda dünyaya bilgi vermenin cezasını bilmiyorsun herhalde. Vallahi cehennemdeki kazanlarda iyicene pembeleşene kadar kızartırlar seni. Peki bu göktaşı ne zaman çarpacak? Tamı tamına 48 saat sonra. Sadece 48 saat mi kaldı? Evet, sadece 48 saat sonra Saadettin'ime kavuşuyorum. Ama... Peki, şu andan itibaren aşağı inmemiz de mi yasak? Yok canım, niye olsun ki? O halde Masar'ı görmeye gidebilirim. Tamam ama kesinlikle Masar'a Göktaş ile ilgili bir şey söylemeyeceksin. Biliyorum, Masar'a haber vermeyeceğim zaten. Sadece birden onu görmek istedim de. Bak, yarım saat, en fazla bir saat sonra dön. Çünkü gelişmelerle ilgili toplantı yapılacak. Merak etme, hemen dönerim. İnşallah bir aptallık yapmaz. Gazeteniz Herald, yani siz çocukların İngilizce öğrenmesi gerektiğini düşünerek bundan böyle gazeteyi İngilizce çıkarmaya karar verdi. Yes, sonra! Bu kadar aptalca bir fikir daha olamaz. Bunu hiç duymamış olayım Müfit Beyciğim. Masar Beyciğim, top sizde, buyurun. Gazeteniz Herald yani bütün okurlarını İngilizce öğrenmesi için İngiltere'ye yolluyor. Oha! İngiltere'de 70 milyon kişiyi bekliyordu zaten. Bana bakın, adam gibi bir şeyler hazırlamadan beni sakın meşgul etmeyin. Peki Önder Bey. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı Önder Bey. Masar. Koskoca bir göktaşının hızla yaklaştığını Masar'a haber veremeyecek olman beni kahrediyor. Allah'ım ne olur bir mucize olsa, olsa da haber alsa. Olsa da keşke İstanbul'dan uzaklaşsa. Buldum. Masar'a direkt olarak söylemeyeceğim ama onu iki günlüğüne bir yere gitmeye razı edersem hayatını kurtarabilirim. Hemen gitmeliyim. Ay.
Kanka, galiba en iyisi benim eve gidip kampa girip bu işi öyle bitirmek ha. Ne dersin? Evet ya, galiba en iyisi bu. Yani kafam durdu, hiçbir şey bulamıyorum. Ben geldim. Aa, hoş geldin ruhum. Ne bu halin? İnsan karısını böyle mi karşılar? Aşk olsun. Kusura bakma hayatım. Sabahki İngilizce işi başıma dert oldu. Bir türlü halledemedim. Canım çok yoruldun sen. Şöyle bir tatile çıksan. İstanbul'dan uzaklaşsan biraz diyorum. Çok iyi olurdu ama şu ara mümkün değil canım. Bu işi ya bitirmek ya bitirmek zorundayım. Ama bir tatil sana çok iyi gelecektir. Hem tatil insanların zekasını açar kocacığım. Ne olur beni kurma da tatile çık. Ruslan saçmalama Allah aşkına. Ben ne diyorum sen ne diyorsun ya? Eğer bu işi bırakıp tatile çıkarsam Önder Bey beni sonsuz bir tatile çıkarır. Yağmurlar kesiliyor aşkım, gitmek zorundayım. Ama ne olur sen de şu tatil işini biraz düşün, olur mu? Tam da tatile çıkacak zamanı buldun yani zavallı Ruslar. Yağmurlar da gelip giderken herhalde kafayı üşüt. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helale butansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruslar yanı yanı başıma.